Öyle bir planları var. Nur cemaata hücum etme, yakışıksız yakıştırmalar. Reise destek verenler kim? Onlara böyle iftira iftira kampanyaları. Kara boynuza girmek isteyecekler. Sen o kara boynuza girmesine müsaade etme. Bu Türk milleti ve Türk halkı Alim İslam'ı bayraktarlığını yapacak inşallah. Az billahi mine şeytanu recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi Allah Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili kardeşlerim, e, laikaların en büyük özelliği bize istikamete koyar Gelmemiş gelmekte olanı Tanımlar göremez ya herkes Ona mecra verir Ve talebelerini uyandırır Daha gelmemiş Ama Gelmeye hazırlanmış Hadiseleri uyarır Veya var olan hadiseleri Kıblesine koyar yani Onları yorumlama melekesini verir Laykaların özelliği o Bir özelliği tabi Mesela onlardan bir tanesi, ustadımız Menderes döneminde çok zülmede uğramış. Menderes müsbet. Ne uğramış? Ta ki hükümet iktidardırlar ama muktedir değildir. Menderes döneminde yapılmasının sebebi ustadın ve tabanı, yani cemaatı ona düşman olsun. Onun zulmü, yani zendeka komitesinin yaptığı zulmü, gözükmediği için Menderes'e mal olsun diye aynı kanun şimdi de yapılıyor. Yani Risale-i geçtiği için bu kanun serişte etmekte e, fayda görüyor. Mesela şu anda ben bak bu derlemedir. Bunun gibi 5-10 tane toplama şey var. Rahmetli Rüştü abiden şey yapılmış. Ve böyle iki tane benim gayrimünteşir var. Latince'de yok. Bunların bunların içinde ve maideti Kur'an'dan metin, sari ifade yok ama çıkarımlarımı söylüyorum. Vakti geldi. O Menderes unutmayın. Şimdi onu bağlayacağım buraya. Birincisi neydi? Menderes döneminde yapılan zulümleri Menderes'e mal etsin. Menderes'e ustad ve nur talebeleri desteğini çeksin. Şimdi de aynı bu reise yapılacak. Yapılıyor. Ama şu anda planlanmış. Şimdi bir, 2 iki hafta içinde, bir hafta içinde, 10 gün içinde o planı Allah fırsat vermesin ama hiçbir mana ifade etmez. Böyle bir planları var. Şimdi o planları da açıklayacağım da. Bak Ayasofya'yı açanın, imanından şüphe edenin imanından şüphe etmek lazım. Ayasofya'yı açanın Çamlıca Camisi'ni Sultanahmet gibi belki de daha büyük camileri eski yıkılmış camileri ihya ve imar eden zatın imanından şüphe edenin imanına şüphe etmek lazım. Peki ne yapacaklar bunu? Reisi reisin taban desteğini koparamadılar. Ne yapacaklar? Bu sefer onu destekleyen Nur cemaatine yakışıksız yakıştırmalar yapacaklar ki ustada yaptılar. Ustada ne dediler biliyor musun? Nur talebelerini yapmazlar. Akşam fahişeler ellerinde rakılarla Said Nursi'ye gidiyorlardı diyor. Fahişeler ellerinde rakı ile ustada gidiyormuş. Bunu bunu yapan zendeka komitesi bizzat yapmadı, yaptırdı. Ahmaklara yaptırıyor. Bize neler yapmazlar? Bize neler bizele bize neler neler demezler bize yani. Peki bilgisayar ortamında görüntü ses resim yapmak, sonra yazıdınca çıkarmak, sonra o sesi dışarıya çıkarmak. Şimdi herkesin elince çok da kolay yapılacak bir şey. Bunlar geçti kardır. Şimdi peki bunlar hep niye anlattım? Bunun için anlatıyorum. O planları deşifre etmek için değil, esas anlatmak istediğimi geliyor. Dedim ya bende bunun iki katı gayrimüteşir var. Net yok, çıkarımımı söylüyor, mecra veriyor. Şimdi Türkiye'nin İran çevrili, Suriye çevrili, Yunanistan, Bulgaristan çevrili. Bir de Karadeniz'den çevrileceklerdi. Muvaffak olmadılar. Bir gayrimüteşir de şöyle diyor. Şaşıracaksınız. ilk defa duyacaksınız. Ben burada çizeyim. Burası Cebeli Tarık Boğazı. Cebeli Tarık Boğazı. Tamam mı abile? Gel buraya. Akdeniz mi abi? Gel gel gel. Akdeniz burası. Cebeli Tarık yani İspanya Portekiz. Fas, Tunus mu? Görüyor musunuz bu şeyi? Hayal ediyorsunuz, okudunuz. Gel abi burası Akdeniz havzası mı? Evet. Gel Ukrayna, burası komple Akdeniz. Ege mi? Çanakkale dengir. Çanakkale dengirdin mi abi? Ondan sonra Marmara'ya gir, sonra Karadeniz'e git. Ne oldu bakın? Görüyor musunuz şöyle? Bu boynuz. Şurası boynuz, burası boynuz. Burası kafa. Anlamışsınızdır. Tamam. Diyor ki domuzlar diyor bir boynuzdan gelip o küzü tamamlamak için diğer kara boynuza girmek isteyecekler. Sen o kara boynuza girmesine müsaade etme. Müsaade edersen yok olursun. Müsaade etmesen galip olacaksın. Kara boynuz. Karadeniz'in adı ne? Karadeniz. Burası Cebeli Tarık Boğazı. Burası Akdeniz. Komple burası Kıbrıs. Ege, Çanakkale, Marmara, Karadeniz. Kara boynuz. Kara boynuza domuzları sokma diyor. Eğer kara boynuza domuzları sokarsan mağlup olursun. Domuz Hristiyanları simgeliyor. NATO namı altında buraya Karadeniz'e geçeceklerdi. Ukrayna, Rusya bahane buraya NATO namı altında. NATO Hristiyan dünyası ki domuz temsil ediyor. Karadeniz'e girecekti. Buradan gelecek. Ve o küzü tamamlıyor bakın boynuz. iki boynuz diyor. Bir boynuzdan gelip diğer kara boynuza geleceklerdi diyor. Tamam. O zaman İran, İsrail, Amerika aynı. Amerika'da, Avrupa'da hepimizde, Türkiye'de iki tanedir. ikidir. Bir menfi bir müsbet. Menfi, menfi, tarafı şu anda Amerika. İran'da kendi adamlar. Güneyde Türkiye'nin Suriye. Batıda Yunanistan, Bulgaristan. Bir kuzey kal, kalmıştı. Rusya, Ukrayna bahanesi yapıp buraya domuzlar girecekti. Donanma girecekti. Dolayısıyla Türkiye'nin etrafı çevrilecekti. Ha? Çevrilecekti. Artık bu bir yerden yardım alamayacak Türkiye'den. Türkiye Cumhuriyetlerden, Asya Şurasından, Çin'den, Rusya'dan. Çünkü Türkiye gitti, Çin'de gitti, Rusya'da gitti. Hepsi Türkiye Cumhuriyetleri de gitti, Ehl-i gitti. Çünkü lokomotif Türkiye. Bunu çevirmek için, ha, tamam bunu çevirmek. Buraya gireceklerdi. Çok şükür reis ve ona destek veren vatan perverler, vatan, bayrak, millet aşkını, can siperane çalışanlar, Allah onlardan razı olsun, müsaade etmedi müsaade etmedi. Vatan millet. Ve nur talebeleri de bu vatan perverlere, vatancılara, vatan satmayanlara destek veriyor. Ki ne yapacaklar? Buraya girmedi. Ama arz-ı mevut var. İsrail'in vaat edilmiş toprakları var. artık Türkiye sanayide değil, artık savunma sanayide çok şey. Bunları dinlemeyecek seviyeye geldi çok şükür. Bunu durdurmanın yolu ustattan gayrimüteşir söylüyorum. Bu Yunanistan donanmalara dede ağaçlar, kara ağaçlar bahane. Suriye'den saldıracaklar. Artık domuz da buraya giremeyecek mi? Mecbur başka çareleri yok. Güneyden saldıracaklar. Ustad diyor ki hatıralarda ma mağlubane gireceğiz bu olaya. Ama galibane çıkacağız. Ama Türkiye'nin hudutlarının içine girmeyecek inşallah. Burada olacak. Peki nasıl yapacaklar bunun süreçlerini söylüyorum? Müsaade ben bunu söylemem lazım. Dışarıdaki güçlerin buraya Türkiye'ye saldırmalarını ne zaman yapmayı düşünüyorlar? İçteki karışıklığın içi akabinde. Nasıl yapacaklar? Reisi içeriyle meşgul edeceksin. İçeriği nasıl meşgul edeceksin? Cemaat, cemaatlarla meşgul edeceksin. Dolayısıyla zındıka komitesi bazı akmakları bulacak. reise vatana milletperver, vatanperver, milletperver, vatanını, dinini, namusunu, bayrağını seven ve reise destek veren biz nur cemaatine ne hücum yapılacak. Hücum yapılınca ta ki nur cemaati saf zannediliyor. Reise yani küsecek gibi. Öyle bir planları var. Nur cemaata hücum etme, yakışıksız yakıştırmalar. Mesela işte ustada yaptıkları gibi yok akşam fahişeler rakı getiriyordu ustada. Yok bilgisayar ortamında videolar, sesler, resimler. Resimleri yap orada. O nasıl çıkış yap. Aa işte resim. Ki Herkes de inandı. Aa ses kaydı. İstediğin ses yaparsın kardeşim. Bir şey değil ki ben ne yapıyorum? Edits programını yapıyordum yani istediğim ben istediğim kesiyorum oraya o sesi kendim koyuyorum. Kendi sesimi yani. İstediğin yapıyorsun. Video yaparsın. Yani rahmetli Erbakan'ı öyle düşürdüler. Koluna fotomontaj bir kadın koydular. Gazeteye yaptılar Bak Avrupa'ya gittik. Kolunda kadın var. O zaman Türkiye bilmiyordu ki bu fotomontaj nedir? Fotomontaj, resim fotomontaj, video fotomontaj, ses. İstediğini istediğini konuşturursun ya. He? Yani. Şimdi durum nedir? Niye hücum edecekler bu önümüzdeki süreçte Nur Cemaatine? Reise destek veren Nur Cemaatini reise küstürmek için. Bak niye bize bunları engel olmuyorsun? Bak bize hücum ediyor. Dedim. Ama yemezler kardeşim. Bu planlarınızla da yemez. Bu bu Nur Cemaati ve bu Müslümanlar, bu Türk milleti aşılıdır artık. Bu mikrobu biliyor, tanıyor. Bu mikrobu biz biliyoruz. Daha önce de de görmüştük. Yakışıksız yakıştırmaları niçin yapıyorlar? Ee, bizim reise verdiğimiz, niçin veriyoruz desin? Vatana, millete, dine, namusa, bayrağa hizmet ettiğine inanıyoruz. Ve ustadımızın istediği Ayasofya'yı aç dedi. Menderes'e söyledi, açamadı. 163'ü kaldır dedi, 163'ü kaldır. O kaldıramadı, rahmetli. Turgut Oza kaldırdı. Bak bu reisin bize yaptığı. Ustad dedi ki Ayasofya'yı aç. Gücünden 10 kat güç alacaksın dedi. Almadı mı? Dünya reisi oldu. Ayasofya açınca. Dünya. Ve Allah yolunu açtı. Ve hiçbir şey yapamayacaklar. Ezanı tamamlayacak. Ezanı bitirecek elhamdülillah. Çatlasalar da patlasalar da. Bu Türk milleti ve Türk halkı ...alim İslam'ın bayraktarlığını yapacak inşallah zahirine alel hak 40 yıl dünyaya İslam bayrağı. Hak zahir gözükecek. Zahir çok hakim. Bu lokomotifi Türkiye yapacak. Onu yaptırmamak için, durdurmak için fazla zaman geçmesin. Güneyden ucum edecekler. Etmeden önce bu reise destek verenler kim? Onlara böyle iftira, iftira kampanyaları videomda onları geç artık geçti ben videolar. Onlarla güya işte yok adliyeyi, yok şeyi davet ediyorum. Böyle basit çocuk oyuncakları gibi bilgisayar ortamında ses kayıtları, videoları yapıp resimleri yapıp ha bunun arefesinde hücum etmeden önce iç karışıklığı şey yapacak. To toplumda bir sıkıntı, huzursuzluk, böyle küsmeleri yapmaya çalışacaklar ama yemezler kardeşim. Bu millet aşılıdır. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Menderes'i diyor ki, ikaz ediyor ustad. Bak böyle bir planları var. Sen yapıyormuş gibi imaj verip senin tabanını senden uzaklaştırmak için seni seven tabana planlar yapıyorlar. Sen onları koru. Onlar senin destekçilerindir. Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Ebeden daima.